Selam arkadaşlar, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Evet, toparlanmaya başlamış benim arkadaşlarım. Kızlar gelinceye kadar, ekibi toparlayıncaya kadar bir yoklama alalım. Ses verin, Zübeyde Kalkan hoş geldin. Nevra hoş geldin. Şeyma Senemoğlu, hoş geldin bir tanem. Nasılsınız kızlar? Şimdi arkadaşlarımız ufak ufak toparlansınlar. Başlayalım. Evet, yazın bakalım. İnternette bu akşam pek bir sorun yok gibi. İnşallah güzel geçecek yayın. İnşallah böyle kesinti olmadan, takılmadan. Kesinti olsa da gerçi çok kısa sürede hemencecik. Nevram. Başım geçti. Allah'a şükürler olsun. Yani geçti derken daha iyiyim tabii ki dünkü oranla. Dün gerçi erken yakaladım. Daha başlamaya böyle başlarken ben ilaç almaya başladım. Birazcık rahat atlattım. Gülbeyaz hoş geldin canım. Zuhal'im hoş geldin. Saliha iyi akşamlar. Saliha. Nevra diyor ki ben bahar dozumu almadım bugün diyor. Telefonlaşıyoruz ya. Sen bize hemen anlat. Biz öne geçelim. Örüp. Bako. Fatma Katan mı? Okuyamadım. Bir dakika. Fatma Kapran. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Kadriye'm hoş geldin bir tanem. Kalpli anahtarlığın da çok güzel oldu Kadriye'nin de. Zuhal. Geldi mi kargon bir tanem? Dün akşam yazanlar olmuş. Ben yaz akışını bir anda kaybettim. O yüzden bayağı bir yorumlarda yazanlar olmuş malzeme için falan. Önce onu da belirteyim arkadaşlar. Yayının sonrasında hani tekrarını izleyen arkadaşlarımız için de bilgi olsun. Bir taraftan okuyayım. İnşallah Zuhal'cığım yarın gelir o zaman. Şöyle bir durum. Biz başladık dün akşam. Taban tığladık. Yeni katılan arkadaşlarımız da olacaktır. Sonra da izleyen arkadaşlar da olacaktır. O yüzden bir şöyle yüzeysel bir bilgi vereyim. Biz daha önce çok çok eski bir model, ismini Hürrem Babet koymuştu, kursiyer arkadaşlarımızdan bir tanesi. Onu çalışıyoruz. Dün akşam başladık. Dün akşam taban tığlamasını yaptık. Taban tığlamayı da nasıl yaptık? Ayakkabı yapacak olan arkadaşlarımız tabanlık üzerine tabanına göre kesip evasını, etrafını tığladılar. İplerinin kalınlığına göre. Yani bu ne demek oluyor? İpimiz genelde lakopırlanta kullanılıyor. Yarım santim kadar çalışkan kızlarım. Hani ekibin yarısı yok, bu akşam azdı kız. Taban tığlamalarımız bitti. Herkes hazırladı. Hazırlayamayan arkadaşlarımız da muhakkak yetişeceklerdir. Dediğim gibi ikişer battık. Tığın üstüne almadan şöyle tersinden de göstereyim. Hatta bugün fotoğraf çekip atmıştım da. Ebabeti yapacak olan arkadaşlarımız da şu kısmını alta getiriyorlar. Bu kısmı içe geliyor. Gerekirse iki tane tabanı üst üste yapıyorlar. O sizin tercihinize ve zevkinize kalmış. Bak Salih abla da bize hak verdi. Evet aynen öyle. Banu sınıfta kaldı. Değil mi? Banu 25 metre zincir çekecek. Cezalı. Tabanlarını tığlayıp hazırlamayanların cezası 25 metre zincir çekecek bu gece. Kahve yerine küllüğü dikiyordum. Kafama sana bakayım derken. Ay o da güzelmiş. Aferin Nevra, iyi yol, iyi yönde. Berna Çavdarlı hoş geldin. Filiz İşler hoş geldin. Aa, evet arkadaşlarımız gelmeye başladı. Şimdi hep birlikte toparlanınca şu bizim meşhur kameramanımız Berke Bey'imizi, Berkeciğimizi çağırırız. Böyle bir tezahürat yaparız işte ablaları çağırırmış benim oğlumu falan diye o da gelirmiş kameramanlığımızı yaparmış artık o konuda da profesyonel oldu zaten. Nevra içme şu sigarayı yazmış. Gülbeyaz onları yazmıyoruz. Öyle zararlı alışkanlık. Berna okuyamadım bir daha okuyayım. Bernacığım ben de sınıfta kaldım daha yeni elime aldım tabanları. Olsun yetişirsin. Ben gevezelik yaparken sen tabanı tığlar bitirirsin. Dün ben katılamadım yazmış Filiz İşler. Samsung ben de geldim. Hoş geldin Samsung. Sen kimdin? Deniz Koca hoş geldin canım. Benim tabanım yok diyor. Ay ay Filiz ayıp yani. Sen istediğinde göndermedin mi? Aşk olsun. Ev babeti yapıver. Evdeki herhangi bir evaya yapıver.
Efnan'ın örgüleri. Bunların hepsini toplu yapacağım. Ben bu ara yapamıyorum. Efnan'ın örgüleri. Tabii zincir çekmek işine gelmedi değil mi? Olsun, gene de cezalısın. Çekeceksin zincir. Faton'un örgüleri. Ay ilahi Samsung. Faton'un örgüleri. Harikasın bir tanem ya. Fadiki. Filiz işler. Sen istediğinde ben sana taban göndermedim mi insanı? Ne utandırıyorsun burada? Sala da yazmış Nevracığım bendensin diye. Hani kızlar toparlanın bir an önce başlayalım. Bak sabırsızlanıyoruz. Hatta şöyle kışkırtayım mı azıcık size? İp hangi marka? Her türlü iple yapabilirsin. Evde ne varsa. Ben de nasıl bir Nida ile böyle konuşuyorum. Allah! Tutmayın beni. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben de geciktim dün ama takipteyim. Elinize sağlık. Mutlaka deneyeceğim. İsmail Bakar, hangi arkadaşımız? Bilemedim ben. Ne yazıyor YouTube? Bir dakika, Samsung. Öyle yazıyor YouTube nedense. Orayı da kaçırdım. Filiz işler, benim de haberim yok. Kız siz sayfayı nasıl takip ediyorsunuz? Ha, hesap sorayım şimdi. Siz nasıl? Oyacım hoş geldin. Dur, okuyamadım Oya yazdıklarını da. Hızlı geçiyor. Nevra desin penye iple yapmayın. Yok canım, penye iple yapmayın. Bu penye iple olmaz, o çok kalın olur. Halime Aygün hoş geldin. Latife Arslan, Vahit, hayırlı akşamlar abla, Nevra abla oldum. Evet arkadaşlar, sizler ulaşmış oluruz ki daha çok arkadaşımız faydalansın. Ne olur şu kötü günlerde böyle birlikte sohbetle, muhabbetle güzel güzel işler başarırız inşallah. Bu akşam çok kaçak var yalnız, bakıyorum gelenlere. Ben nasıl kaçırdım, başladın mı canım? Halime Aygün, Halime'nin şu şekilde tabanlarımızı tığlayıp hazırladık bir tanem. Oya abla, eve gidince oturacağım, izliyorum şu anda. Derdime. Eve gidince derdime oturacağım. Anlamadım valla. Latife Arslan, Vahit, inşallah ablacığım yazmış. Halime Aygün, net. Ha, Halime Aygün, YouTube canlı da bilmiyorum. İnternet bağlantısıyla alakalı. Bir de herkeste varmış bu sorun. Genelde öyle söyleniyor. Herkes de varmış bu ara, internete çok yüklenmeler olduğundan dolayı. Dönse de hemen normale dönüyor. Alize Diva ip olur mu Filizciğim? Olur, neden olmasın? Olur. Ölçülerini biraz daha farklı yaparsın. Eve gidince dersime başlayacağım. Harikasın Oyacım. Tabii zincir çektiririm bak ona göre. Bir de yarın story'de paylaştırırım. Oya daha sen çantalarını yapacaksın ha. Kızlar sizi kışkırtayım mı? Dur bakalım nerede kaldı bu arkadaşlar? Sadece iki numara tığ olur mu Bahar abla? Elimin altında olan tığ şimdi bulamıyorum. Aman olur be, sonrasında zaten üstünden geçersin. Bu böyle öğrenirken ufak tefek acemilikler veya tığının ayarı, bunlar normal şeyler. İlkindeki kusura bakılmaz. İki numara tığ. Hangisi eline kolay geliyorsa o. Hadi şimdi kışkırtıyorum. Abla hangi ipli öreceğiz ve kaç numara gerekiyor? Latife Arslan, istediğin ipli örebilirsin. Ben Nako pırlanta ayarında bir ipim var. Yine Nako'nun bir ipi, o firmanın bir ipi. Onunla başladım. Ama Alize'nin koton goldu falan, hepsini kullanabilirsiniz yani. O sizin tercihinize kalmış. Alevciğim hoş geldin. Neredesin? Gülbeyaz'ın gözü kaldı, tığım kayıp diyor. Allah'ım, bunlar daha tığlarını bulamıyorlar. Ben de şimdi göstereyim size. Kızlar. Nasılız? Güzel miyiz? Güzel miyiz? Evet arkadaşlar. Hadi kışkırtıyorum. Yazın bakalım. Yayın yine donmamıştır inşallah. Benim çocuklar gariplerim de benim yayınlar yüzünden. Neslihan Akaylar, Zihal Aykut. Çok çok güzel olacak. Daha bu yarım yamalak hali. Berna Çavdarlı, süpersin canım, harika yazmış. Alev Özdinçer, valla. Ne yaptım yazmış. Dur gözlükleri de takayım. Ben bunu niye takmıyorsam. Oya Karataş, harika ablam. Filiz. Şımartmayın. Vallahi çok güzel oldu. Daha şu anda yarım yamalak hali.
Hep birlikte. Fatma Arslan. O tığlarda benim de gözüm var. Haberiniz olsun. He, Bınar'a bugün soran oldu. Evet, şu korona şeyleri normale döndüğümüz zaman koronadan bu ithal taşlı boncuklardan getireceğiz. Ben buradayım. Beylikdüzü. Yoklama. Hamarat anne. Canım benim. Hoş geldin. Fadikince. Ablam ben de elimde bir işim var. O bitsin hemen başlayacağım ama burada olmak çok güzel. Sen bana bir 50 metre zincir yaptır. He. Yok, cezalısın. 50 metreyle de kurtaramazsın. 100 metre zincir çekiyorsun ona göre. Hadi. Nevra, Fatma Hanım da göz koymuş diyor. Muhasebeciyim ben ya, işler yoğun. Home office yapıyorum bu dönemde evde. Olsun Alev. Azıcık iki satır iki satır işte. Akşamları beraber iki satır iki satır öreceğiz. Tüm arkadaşlarımız katılmadı ama ben başlıyorum. Vallahi kaçaklar sınıfta kaldı, haberleri olsun. Belki çağıralım şimdi kameramanımızı. Destek. Sonra birlikte başlayalım, örneği kuralım. Ondan sonra anlata anlata devam ederiz. Olur mu arkadaşlar? Dilekçim, hoş geldin bir tanem, canım benim. Gönül Hanım, Mürvet Hanım, Gülhan Hanım yok demiş. Evet, hiçbirisi de yok. Hiçbirisi de yok. Buldum tığımı oley. Dilekçim çok özlenenlerdensin. Hepiniz de gerçi öyle. Uzun süre oldu. Görüşmüyoruz, görüşemiyoruz. Dün daha kalabalıktı. Nerede bu öğrenciler? Onlara öğretmeyelim, göstermeyelim. Kaçtılar. Belki de ben çok konuşuyorum diye sevmiyorlardır. Ha? Tek ayak cezası. Evet, zaten zincirler öyle kuru kuru zincir çekmeyecekler. Tek ayak üzerinde 25 metre zincir çekecekler. Ayşe'nin çeyiz sandığı. Hoş geldin bir tanem. Dün akşamki jestin için çok çok teşekkür ederim. Müthiş yani. Gerçekten o. Ben bilmiyordum onu. Bildirimlerde görünce çok mutlu oldum. Gül Beyaz da tığını kaybetmiş. Allah iyiliğinizi vermesin. Az önce de sayfadan birisi yazmış, elektrikler kesildi, ben ödevimi yapamadım hocam diye. Salihacığım. Değil mi? Gevezelik yapıyorum. Ay canım benim. Ayşe'nin çeyiz sandığı. Modelimiz bu balım. Evet. Ekol kurs. Necla İnce çok. YouTube'daki canlı yayınlar kalıyor. Elbette. Oradan da etiketimiz de var. Bahar ile örgünlük, bahar örgü ile etkinlik vakti Hürrem Babet. Hürrem Babet bunu çok kaç sene öncesi, 2-3 sene öncesi bir kursiyerim koymuştu bunun ismini. Hadi ben Berke'yi çağırayım. Sizler de birer çay alın. Kahvelerinizi alın hemen yanınıza. Olur arkadaşlar. Berke'ciğim gelsin. Bakıyorum Ayşe'nin çeyiz. Kargo geldi. Hepsi harika ürünler. Ayşem teşekkür ederim. Bir tanem. Hayrını gör kuzum. Bütün arkadaşlara, kargo isteyen arkadaşlara tabii ki kargolarım hep devam ediyor. Eksiksiz. Tam zamanında. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz böyle. Necla İnce süper, o zaman en kısa zamanda öreceğim inşallah. Tabii ki etiketleyin bizi, biz de paylaşalım. Kalple anahtarlıklarımızı paylaşacağım daha ben. Videosunu hazırlayamadım. Dün akşam biliyorsunuz zaten. Yüzüme de renk gelmiş bugün. Azıcık allık da sürdüm. Olsun. Karşınıza kötü çıkmayayım dedim. Hemen geliyorum kızlar. Kameramanım. Kapıyı da kapatalım. Evet arkadaşlar. Kameramanımız geldi. Gözlüğünü de al gel. Evet, bekleniyorsun. Bütün ablaların burada YouTube'da, herkes kameramanımızı bekliyor. Berke buraya. Berke'yi seviyoruz değil mi kızlar? Birçoğunuz tanıyorsunuz zaten oğlumu. Tezahürat sana bak. Geldim. Modellerinden bir tanesini Ayşe'nin çeyiz sandığı. Ne demek canım? Tabii ki, elbette ki. Öyle şey mi olur? O nazik bir davranış, zarif bir davranış, elbette ki yapabilirsin tabii ki. Berkemiz bir tane. Evet ya Berkem, sağ olsun. Zuhal ablan da Berke Berke diye tezahürat yapıyorlar. Nevra ablan hepsi, Salih ablan hepsi de. Kızlar şimdi ilk başlangıcımız modeli kurmak için ne yapıyoruz? Anneciğim ben şuraya oturuyorum. Tamam. Geliyorum. Sen kameramı alıyorsun. Yanından da kendi telefonunu açıyorsun ama ben Tamam. okuyorum.
okuyabileyim arkadaşlarımızın yazdıklarını. Cana Ece, helal olsun annesine destek. Ay evet yavrularım sağ olsunlar. 50 gündür kapıdan dışarıya çıkmadılar çocuklarım maşallah. Gönül Hanımcığım iyi akşamlar, hoş geldin. Nerede kaldın? Neslihan Akaylar. Sehim Ayşen, ben neredesin kuzum? İyiyim iyiyim bu akşam, teşekkür ederim. Azıcık da karşınıza çıkarken şöyle yanaklarıma falan azıcık bir şeyler sürdüm ki böyle kireç gibi surattan çıkmayayım dedim. Ama yavaş geldi. O da yazdı arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Geç anneciğim şöyle. Evet. Elimi direk alıyorsun. Gerekirse şu ayakları kaldır oradan. Ayarlayayım hemen. Bir saniye arkadaşlar. Gözlüğümü de uzanayım ben. Uzansana ben bunu tutarken anneciğim. Arkadaşlar şimdi başlayacağım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Sen bana gözlüğümü ver kuzucuğum. Ben takarım. Uğraşma. Sen tut kameramızı. Hı hı. Işık falan açısını güzelce yakala. Hiç kimseye... Ben oradan okuyabilirim. Şimdi kızlar. Elimi tam çek. Ortala. Tamam mıyız? Hı hı. 10 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir çektik arkadaşlar. Zübeyde Kalkan 2 dakika ne olur kahvemi yapıp geçiyorum demiş. Rabbim ömür versin evlatlarımız, Ayşe'nin çeyiz sandığı yazmış. Sehim Ayşen canım benim. Sen yavaş sen Nevra. Gül Beyaz. Evet. Herkes 10 zincirimizi çektik arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir zinciri atlıyoruz. İkinci zincirin içine 9 adet sıra ile sık iğne yapacağız. 1. Tığın üzerine almayın. 2 sık iğne. Kaç numaraya uygun bu elinizdeki taban demiş. Siz kaç numara yaparsanız yapın, verdiğim sayılarla yani ölçülerle yaptığınız zaman hiç sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Bendeki 38 numara çalışıyorum ama ölçüleri yaparken de zaten tabanımıza göre ayarlama yaptığımız için sıkıntı yaşamazsınız ölçülerde. Şimdi ikinci sık iğnede kaldım. Devam ediyorum. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne. Beşinci sık iğne. Altıncı sık iğne. Sekizinci sık iğne. Ve 9. sık iğne arkadaşlar. 9 adet sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektim. Dönüşte bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Önce sıradaki sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikinci sık iğnenin tam altına zincirin içine gelen yere batıyorum. Yani bir nevi sık iğnenin üzerinden bir sık iğne daha yapmış oluyorum. Uzunca bir bacak oluşuyor şu şekilde. Sıraya hemen üstten bir tane sık iğne. Sıraya bu sefer yine zincirin içine alta sık iğne, biraz uzunca bir bacak oluyor. İki tane oldular gördüğünüz gibi, bir burada, arada bir tane sık iğne var, bir tane de burada.
Tekrar sıraya üstten bir sık iğne. Tekrar alta zincirin içine giriyoruz. Sık iğnenin üzerini sık iğne ile sarmış oluyoruz. Uzunca bir bacak oluyor. Sıraya bir sık iğne yapıyoruz üstten. Bir tane yine alttan sıra ile. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 tane bacak oldu. Bacak diyorum onlara, uzun uzun alta kadar geldiğimiz için tam zincirin içine. Sıraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar bir tane daha alttan zincirin içine giriyorum ki sık iğnenin üzerini sık iğne ile sarıyorum. En sona da bir tane sık iğne ile tamamlıyorum. Bir zincir çekip döneceğiz. 5 adet uzun bacak. Aralarında birer tane sık iğne var tabii ki. Başta ve sonda da sık iğne var. Bunu es geçmeyelim. Örneği kurarken birazcık zorlanabilirsiniz ama ondan sonrasında çok kolay olacak. Şimdi buraya kadar anlaşıldı mı? Yazın göreyim. Fatma Arslan. Aynı yere mi batıyoruz? Ayfer Kaya, hoş geldin canım. Ören Bacı, selamlar, merhabalar. Şimdi buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yaptık? Önce başa bir tane sıraya sık iğne yaptık. Bir sonraki sık iğneyi aşağıdan girdik. Abla benim 4 oldu. Nevra, 5 tane sıkıştır oraya. 5 tane o sıraya sıkıştır. 5 tane sıkıştır Nevracığım. Gülbeyazcığım 5 tane sıkıştır. Neslihan Özdemir hoş geldin bir tanem. Berna Çavdarlı 4 uzun bacak. 5 sıkıştırın. Yani hani bir tanesi kaymış, bir tanesi oraya buraya gitmiş. Onun önemi yok ilk başlarken. Buraya bir tanesini ortalayın. Diğerleri kenarlarda kalsın. 5 adet uzun bacak sıkıştırın bu 9 sık iğnenin üzerine. Evet Nevracığım, o zaman dönüşte hemen dibine sık iğneyi yapacağız. Evet aynen. Önce sık iğne ile başlıyoruz. Sonra bir uzun bacak başlıyoruz. Yapıyoruz. Bir sık iğne üstten. İkinci sırada çok daha rahat algılayacaksınız bunu. Yani şöyle tekrar anlatıyorum kızlar. İyi algılanması için, iyi anlaşılması için. Adet sık iğnenin üstüne başta bir tane üstten sık iğne yaptık. Sonra alttan sık iğne. 5 adet bacak sığıştıracaksınız, sıkıştıracaksınız 9 adet sık iğnenin üzerine ve ortalarında bunların her bir bacağın ortasında birer tane sık iğne olmalı. Neslihan Özdemir teşekkür ederim balım. Geçmiş olsun bir tanem. Kızlar yazın bir taraftan da ona göre ikinci sıraya geçeceğim. Zübeyde Kalkan. Ay çok kolay yaparsın be balım, ne var onda? Herkes tamam mı? Fatma Arslan. Evet. Habiba Arslan. Geç kalmadım inşallah, kolay gelsin demiş. Başladık bakalım. Olmazsa baştan tekrar izlersin. Olur mu kuzum? Deniz Koca evet. İyi akşamlar, kolay gelsin. Gönül Ermutlu yazmış. Hoş geldin canım. Berna Çavdarlı tamam. Evet. Herkes okey mi? Herkes tamamladıysa şimdi diğer sıraya geçelim arkadaşlar. Hamarat Anne örgü kanalı. Herkes tamam. Evet. 5 adet bacağı sıkıştırdık. Burada sıkıntı yok. Örneği bir kere kurduktan sonra gayet kolay gidecek. Hiç gözünüz korkmasın kızlar. Şimdi göstereyim. Bir bakın arkadaşlar. İlk sık iğne. Tığımın ucuyla da gösteriyorum. Habib Arslan. Evet baştan izle kuzum. Hiç yanılmazsın. Çok kolay yaparsın. İlk sık iğnenin içine dönüşte bir tane zincir çekmiştik, onu unutmayın.
Belki az geriden tutarsan zannediyorum şöyle daha net anlaşılacak. Evet. Bu şekilde galiba iyi. Tamam mı kızlar? İlk sık iğnenin içine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Sonra diğerlerine sık iğnelerin üstten. Başta 2 battık. Yanına 1 battık. Diğer yanına sırayla 1 tane sık iğne, 1 tane sık iğne. Bir sık iğne. Sırayla sona kadar sayalım sık iğnelerimizde. Başta efendim. Uzak oldu diyor. Evet, yakınlaş o zaman anneciğim. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. En baştaki sık iğnenin içine 2 tane battım. Artırma yaptık oradan. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sık iğne. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11 ve sonuncu 12. Aynı yere 12'nin olduğu yere bir tane daha batıyoruz ve artırıyoruz. 13 olduk. 13 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Anlaşıldı mı kızlar? Ses verin. Tekrar söyleyeyim. Evet, tamamdır. Süpersiniz. Harikasınız kızlar. Başta ve sonda 2'şer tane sık iğne yaptık ki artırma yaptık. Bir zincir çektim, döndüm. Çok yavaş yavaş anlatıyorum ki iyice anlaşılır olsun. İlk sık iğnenin içine bir tane üstten sık iğnemizi yapıyoruz kızlar. Şu ilk bacağımızda alt sırada. Bakın onun dış tarafında yanındakinin uzun bir bacak yapıyoruz şuradan. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani kenarda bir tane bacak yapmış olduk ve o kısımda artmış oldu böylece. Tamam mıyız arkadaşlar? Sonra üstten bir tane sıradan sık iğne yapıyoruz, sıradakine. Şu birinci uzun bacağımız oldu. Dikkat edelim buna. Şimdi 2 bacağın ortasındaki tam şu kısma. İki alta mı bir alta mı battık? Sırayı söküyorum. Tekrar gösteriyorum. İlk sık iğneyi sıradaki ilmeğin içine, sık iğnenin içine. Battık, sık iğnemizi yaptık. Şu birinci sık iğnemiz. Bir alta, yani şu bir önceki sık iğne sıramızın sık iğnemizin üstüne bir tane daha sık iğne yapıyoruz ki şu bacağı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir alta, bir alt sıraya girmiş olduk. Nevracığım, ilk sıradaki boyda mı oluyor uzun bacaklar derken? Uzun bacaklar üst üste gelmeyecek şekilde yapıyoruz. Aynen öyle, üst üste gelmemeli çünkü bir yanına oldu. Evet, önde gidiyor. Gülbeyaz, kamerayı netleştirsen diyor. Az geri mi alman gerekiyor bir tane? Kızlar, evet, şimdi ikinci sık iğnemi yapıyorum bacağın yanına üstten.
şu iki bacağın ortasında sıranın sık iğnenin etrafını sık iğne sarıyorum. İkinci bacağımızı yaptık. Anlaşıldı mı? Ekrana tıklarsa zoom yapar kamera diyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi sıradaki sık iğne. Ve iki bacağın tam ortasına denk gelecek şekilde üstteki sık iğne sırasının sık iğneyi tekrar bir sık iğne sarmış oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü bacağımızı yapıyoruz. Sıradaki sık iğne iki bacak kısmının tam şu orta kısmına geliyorum. Sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne sarıyorum. 4 oldu. Bu uzun bacaklar 4 oldu. Sıradaki sık iğneyi yapıyorum. Uzun bacaklardan bir tanesini daha. 5. uzun bacak oldu. Sıradaki sık iğneyi yapıyorum. Tam kenar kısmında bacağın dış tarafı. Buraya dikkat edelim. 6 tane oluyor, evet. Dış tarafına yaptım. Bir tane de en dışa yapıyoruz. Ve sonda sık iğne ile bitiriyoruz. Köşeye de sık iğnemizi yaptık. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane bacak oldu. Alt sırada 5 taneydi. Evet, doğru arkadaşlar. 6 tane olması gerekiyor. Bir kenarında, diğerlerinin ortalarına denk geliyor. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu sıra artırma sıramız. Bir zincirimizi çektik, döndük. Sıradaki ilk sık iğnenin içine 2 tane yapıyoruz. 3. sık iğnemiz oldu artırmayla beraber. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve aynı yere bir tane daha yapıyorum sık iğne, 15. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir zincir çekip dönüyoruz. Anlaşıldı mı kızlar? Okey. Süpersiniz. İlk başlarken sıradaki sık iğnenin içine şöyle göstereyim uzaktan. İlk sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şuradaki bacağımızı görüyorsunuz kızlar. Hemen yanına, dış tarafa doğru, kenar kısma doğru. Yanına bir uzun bacak daha yapacağız. Bu birinci bacak. Sıraya bir sık iğne. Evet Nevracığım, 7 uzun bacak oldu. Oluyor bu sırada. İkinci bacak, bir sık iğne. Üçüncü bacak. Bir sık iğne sıraya. Dördüncü bacak. Sıraya bir sık iğne üstten. 5. bacak. Sıraya bir sık iğne üstten. 6. bacak.
Sıraya bir sık iğne ve dış tarafa 7. bacak, sona bir tane sık iğne. Artırmalarımız bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir arttırdık. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve aynı yere bir tane daha yapıyoruz. 17 adet sık iğnemiz var bu sırada. Banucum hoş geldin. Evet Nevracığım, mantık hep aynı. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bu sırada bakın. Şu birinci bacaklı sıra, ikinci bacaklı sıra, üçüncü bacaklı sıra. Bir de beş ile başladık. İki de altı oldu. Üçüncü sırada yedi bacak oldu. Şimdi sekiz bacaklı sırayı yapıyoruz. Ay ne kadar enteresan deyimlerimiz var. Şu ilk sıraya, ilk sıradaki sık iğnenin içine sık iğne yaptım. Sonra bir bacak yapıyorum. Dış tarafa. Burada da 8 olacak arkadaşlar. Sıradaki sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğneyi yaptım. İkinci bacağımı yaptım. Bu üçüncü bacak. Sıradaki sık iğne. Dördüncü bacak, sıradaki sık iğne, beşinci bacak, sıradaki sık iğne, altıncı bacak, sıradaki sık iğne, yedinci bacak, sıradaki sık iğne ve sekiz dış tarafa, sekizinci bacak. En sona da bir sık iğne ile bitiriyoruz. Ayarlamayı yapan için tamam. Bir tane. Her bacaklı sırada arkadaşlar, düzelt oğlum kamerayı. Çok sallıyorsun. Olmuyor. Az geriye çek senden tarafa. Ayaklarını bir oturayım. Bir dakika, ayaklarını bir oturtayım. Ay ter içinde kaldım kızlar. Cavideciğim. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bu kısma kadar anlaşıldı mı? Biraz daha geriye senden tarafa alabilirsen. Beşinci sırayı bitirdim. Dokuz hasır oldu yazmış. Kroket Turkuaz hoş geldin. Az daha senden tarafa alır mısın anneciğim kamerayı? Çek birazcık bir tanem. İyimdir böyle. Süpersin. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Her sırada bacak sayısı bir tane artıyor kızlar. Tamam mıyız? Harikasınız Samarat anne. Ay Yüzü Beydeciğim, valla net anlaşılır olsun ki herkes yapabilsin anlamında biraz ağır ağır. İsmail Bakar, kaç sıra artıracağız derken sona kadar artırarak devam ediyoruz kızlar. Kaç tane bacaklı sıra yapacağız dersen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 bacaklı sıra yapmış olduk. Bana bir su verebilir misin? Tabii. Bir tane? Ay kameramanım benim, canım oğlum. Ablaları vallahi bu çocuk pırlanta pırlanta maşallah. İçeride aslında abisiyle bilgisayarda işleri var. Ama sağ olsun size böyle kameramanlık yapıyor benim oğluşum. Şeyma, peki abla her numara için aynı sayı mı? Her numara için aynı sayı yapmazsın. Bunun genişliği dolu dolu 15 santim oldu. 38 numara 15 santim. Yani şöyle söyleyeyim, üçgen parçanın ağız kısmı, mezurayla ölçüyorsun üst kısmı. 15 santim genişliğe ulaştığın zaman yazıları içerideki belki canım benim. He, Nevracığım. Şimdi yazılarınızı tekrar okuyayım kızlar. Kaçırdım bazı yazıları. Yayın yine dondu. Bitti mi? Galiba. Bir bakayım içeri. Yaz akışı. İçerideki bilgisayarı kapatın bence. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar yazın. Ona göre anlatayım şimdi. Sorularınızı göreyim ki ona göre söyleyeyim. Benim elim biraz sıkı. Çünkü sizde 16 sıra olan bende 18 oluyor. 15 santim genişlik ideal. Tamamdır. 15 santim genişlik ideal kızlar. Banu ablan selam söylüyor. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Zuhal 9 oldu. Harikasın ya. Çok selam söyle. İsmail Bakar sık iğne sayısı nedir? 16. sırada. Hemen sayalım. 16. sırada sık iğne sayısı. Sık iğne mi, bacak sayısı mı? 39-40 numara için genişlik ne kadar? 39-40 numara içinde aynı genişliğe ulaşırsın. Yaklaşık 15-15,5. 40 numarada 15,5 falan yapman gerekir. Şimdi git, ben çağırırım seni gerektiğinde Berkeciğim. 36 numara ayak içinde artırmayı 14 santimde durdurursunuz. Artırma yapmazsınız. 36-37 ince ayaklar için, küçük ayaklar için 14 santimde artırmayı durdurursunuz. Ayakkabının veya babetin genişliği numarası bu tarz olanlarda ölçüler genelde bu şekilde oluyor. İsmail Bakar, öre öre gidelim şimdi. Sayayım. Yapıldığı için de buradan şu anda sayamıyorum. Hem tersim geliyor. 39 numara yapıyorum. Kaç sıra olur? 15,5 santim genişliğe geldiğiniz zaman yeterli olur. Hemen hemen benimkiyle aynı olacaktır sayınız. 16 bacaklı sıra. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bacaklı sıra yeterli babetin önü için. Sık iğne sıralarını saymıyorum. Bacakların sayısını saydığım zaman da sonda kaç imiş? 2. 18 adet bacak var. 16. sırada 18 adet bacak var. 39 numara, 38 numara, işte 15 santim genişliğe, şu genişliği mezura ile ölçtüğünüz zaman şu üst kısmını artırmayı yeterli olmuştur. Zaten tam üstüyle altı birbirine denk geliyor. Dün akşam ben de onu yaparken özellikle ölçümlerine baktım ki, hani sizler de evde yaparken takılmayın anlamında. Tekrar tekrar kontrol ettim. O yüzden de dediğim gibi kızlar, tamı tamına böyle 16 sıra bacaklı sıra ideal ölçü. Mezurayla da yüksekliğini ölçelim. İp ayarından hepinizin eli fark eder. Herkes üçgen parçalarını bitirdiği zaman yarın akşamda ne yaparız? Birleştirmeyi yaparız. İki tane üçgen parçayı, bir ayakkabının çiftini beraber çalışın arkadaşlar.
kesinlikle bir çifti aynı anda çalışın. Birinde ne yapıyorsanız diğerinde aynı sayıyı yapın ki asla kafanız karışmaz. Şu ölçüyü de vereyim size. Dolu dolu 10 santim. Şu şekilde. Dolu dolu 10 santim arkadaşlar. Yüksekliği parmak ucundan şu kısma kadar olan yükseklik 10 santim. Bu zevkinize kalmış. Biraz daha kapalı olsun isterseniz 11 santim de yapabilirsiniz. Ya da hani tam kapalı olmasın, babet olsun derseniz işte 9 santim de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şu ideal, çünkü daha burada yapılacak işlemler var. O yüzden ben bu şekilde, bu halde bıraktım bunu. Şimdi sorularınızı alayım. Bir taraftan da yapalım isterseniz. Sizler de benimle beraber yaparsanız şu parçayı birlikte bitirmiş oluruz. Ne dersiniz? Ha kızlar? Ses verin. Ben bir taraftan yazdıklarınızı da okuyacağım. Sorularınıza da cevap vereceğim. Takıldığınız yerde her zaman için gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Mümkün mertebe çabuk dönüş yapmaya çalışıyorum zaten mesajlara da. Gülbeyaz, 12 bacaktayım. Süpersin. Hamar atanne, 39 numara yapıyorum. Kaç sıra olur demiştim. 16 bacaklı sıra ideal zaten. Salih Çiftçi, çok çalışıyoruz, yazamayız. Allah iyiliğini versin. Seviyorum seni. Zübeyde Kalkan, yaparken yazamıyorum hocam. Yasemin'in örgüleri, hoş geldin bir tane. Ne yazmış Nevra? 16 sıra sonunda yeterli temizliğe ulaşınca, temizliğe. Evet, bir de yazabilsen, devrek cümleli kardeşim benim. Ablacığım, örmekte zorluk çekecekler için. Örme kısmını anlatır mısın? Neresine? 10 cm oluyor mu? Orayı okuyamadım, yazıyı kaçırdım, bir daha söyle. Hiç takılma olmayacaktır bence. En 10 cm boy 15. Boy 15 değil. 15 santim. 38 numara için. 39 numaraya da olur yani rahatlıkla. 40 numarada da ne yaparsınız? Aynı ölçülerde yaparsınız. Aynı ölçülere ulaştığınız zaman yazdıkların gelmiyor diyor. Genişliğe. Nevra. Yazdıklarını okuyacağım. Eğer gelirse okuyacağım. Ha, ne diyordum? 40 numara ola ki hani ölçü tam hafif bir dar gelecek gözünde. Misal 15 santim genişliğe ulaştın. Okey. Şu yüksekliğe de ulaştın. Tamam, 10 santimde boyunu yaptın. 15 santim genişliğini yaptın. Zaten onun bir esneme payı var. Esnediği zaman ideal ölçü olacak. Bir de etrafına hadi ayağımı darmasın, sıkmasın dersen de ne yaparsın? Son bir sıra sık iğne gideceğiz zaten bunda. 2 sıra sık iğne gittiğin zaman zaten ölçüyü yakalamış olacağız kızlar. 16 sırada yeterli genişliğe ulaşınca boy 10 cm oluyor mu yoksa? Oluyor. 10 cm oluyor mu yoksa artırmadan örülüyor mu? Yok, oluyor Nevracığım. 13'teyim hocam yazmış Deniz Koca. Süpersiniz. Hadi devam edelim o zaman. Nevracığım zaten takıldığı bir kısım olursa arkadaşlarımızın muhakkak sorularınıza, biliyorsunuz, asla cevapsız bırakmam, mümkün değil. Muhakkak mesajlarınıza falan muhakkak dönüş yaparım. Öyle kibrim yoktur. Mesajları bekletip de böyle hava atacak. Hayatta sevmem onu. Muhakkak cevap veririm arkadaşlar. Ay, bu arada kendimi de övdüm kızlar. Bugün çok iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Dün akşamki gibi değilim. Dün akşam kireç gibi bir yüz. Böyle öcü gibi bakışlar, balon olmuş gözler. O şekilde karşınızdaydım. Siz beni geçtiniz bu arada. Ben gevezelik yaparken bir de anlatıyorum diye. Vallahi hepiniz de beni geçtiniz şimdi. Hoca sınıfta kaldı. Bu akşam kim yok, kim yok? Yakaladım, kimlerden yok? En çok isteyenlerden biri yok kızlar. Elmamız kızaracak mı diyen. Neydi? Remziye Kolukısaoğlu. Remzoş'un örgüleri. Bitirdikten sonra komple sık iğne dönüyor muyuz tüm kenarlarını? Nevrası var ya, şimdi sana var ya, saya kalıp atacağım kafana bu şekilde. Bir dur, bitirelim önce.
Ay ne sabırsızsın. Dönmüyoruz, dönmeyeceğiz. Seninkini dönemeyeceğiz. Banu neredesin? Elli zincir çekeceksin, haberin olsun. Üstelik tek ayak üstünde. Geç kaldığın için. Bittikten sonra Şeyma Senemoğlu. Senin de hoşuna gitti değil mi Şeyma? Nevra'nın kafasına saya kalıbı fırlatmak. Malzemem yok. Yarın halledelim de ben de öreyim canımcığım. Eh Cavide, kaç gündür bağırıyoruz, başlıyoruz diye niye ev dükkandan eve bir ip alıp getirmedin? Acelesi var Nevra'nın, tarif alıp kaçayım diyor. Yok, vermeyeceğiz. Abla geldim. Ben de şimdi... Çok oldu. Hatta benim kursiyerlerden bir tanesi ona Hürrem Babet taktı. Kulakları çınlasın. İşini kolaylaştırıyorum aşk olsun. Yok. Bir ip yetiyor mu öğretmenim? Yeter ya. Yeter. Yeter bence. Denemedim daha da. Ben yarım iple başlamıştım. Bütün ipi açmadım. Ama yeter diye tahmin ediyorum. Örme taban falan yapmayacağız ya kızlar. O yüzden rahatlıkla yeter. Nevra sabırsız. Bir otur. Bir sus. Bir ör elindekini bak. Kim yazdı? 16 bacağa geldim dedi birisi. Sen kaçıncı sıradasın? Gül beyaz Nevra acele işle şeytan karıştır bacım. Karıştırma şimdi şeytanı, işimize sakin ol yazmış. Ay, Sema Şen dondu. Ara ara oluyor. Öğretmenim ipimi çekiyor. Neslihan kesin Nevra çekiyordur onu. Tığını da saklamıştır. Nevra bitti dersem şaşırmayın. Nevra var ya sana sayı kalıbı atmak. Bak Neslihan Hanım ne yazıyor Neslihan abla. İpini çekiyorlarmış. Sen çekiyorsun değil mi Neslihan ablanın ipini? Desene. O ya Nevra saçını çekiyor değil mi? Yazsana. Hani öyle derler ya çocuklar. Hocam saçımı çekti. Öğretmenim saçımı çekti. Arkadaşım saçımı çekti. Kızlar ne durumdasınız? Ya ama ben başlayamadım bile. O tamam Banu sen cezalısın. Sen cezalısın Banu. Tek ayak üstünde 50 zincir çekeceksin. Ambulans Kızılay. Evet Banu'nun da saçını çektin değil mi Nevra? Banu senin saçını çekti o yüzden sen öremedin. Zuhal sen çiftini birden gidiyorsun hava atma. Hiç gözümden kaçmıyor. İki yaşını bir anda örüyorsun. Bir de diyor ki 11. bacağı yaptım diyor. Evet 155'i ararın. Neydi ararım değil ararın. Ben mecbur yayın bitince başlayacağım sayıları. Başta abla. 9, 10 zincir, 11, 9, bir dakika, 10 zincir, 9 sık iğnenin üzerine 5 bacak kurduk. Başta ve sonda sık iğnesi var. Oyacım. Konuş Yasemin. Konu, koru kolla beni. Allah pulla beni. pulladım yetmedi mi be? Ha? Kaçıncı sıradasınız? Ses verin bakayım diğer çalışkan arkadaşlar. Bunlar çene yarıştırıyorlar. Zuhal de oradan hava atıyor. 11. bacak sırasındayım diye. Demek ki iki işini birden çalışıyor bir de hava atıyor. Allah kullarım seni yavrum sen yeter ki iste. Hocam iki adet üçgen hazırladıktan sonra devamı yarın akşam mı inşallah? Evet öyle yapalım Alevciğim. Sindire sindire olsun kimse. Ben 13 oldum yazmış Alev. Harikasın. Sindire sindire yapalım. Yani anlaşılır olsun. Dilek 11 bacaktayım. Fatma Arslan 7. sıradayım. 7. bacak sırası mı?
Pul dedin de yeşil pul sayıklıyorum ben Bahar abla ya. Yasemin öyle yeşil pul. Hem de ördekbaşı yeşil de var. Haki yeşili de var. Yeşil pul senin kudun kurbanın olsun. Gönderirim balım ben. Tabii ki cumaya kadar gayet güzel biter. Evet bitiririz cumaya kadar. Herkes sindire sindire bir ayakkabının 2 yaşını. Yani yapmak değil de tam anlamıyla öğrensin arkadaşlarımız. 15. hazırdayım ben. Terbiyesiz Nevra. Dersi kaynatıyorlar. Evet gerçekten de. Canlı yayında tütsü yakabilir miyiz? Ha bir de öyle sorular da yap. Oldu canım. Hocam Nevra'nın kafasını yerlere sürtüp kıvılcım çıkarmak caiz midir? Banu Sadıç vallahi öğretmenim yarın yapıp getireceğim ödevimi. Tamam elektrikler kesilmesin bu akşam. Hem konuşup hem de beni geçiyorsun Nevra Gülbeyaz öyle yazmış. Bacak deme hasır de. Şimdi aynısını örüp hasır diyecekler sonra biz bulduk derler Bahar. zaten diyorlar ama sayfaya gidip geçmişe baktıklarında bunun ne zaman olduğu belli ortada zaten istediği kadar desinler. Ama boşver Nevra. Hasır bacak fark etmez. Biz öyle diyoruz. Bacak deyince daha çok anlaşılır oluyor. Evet ismi hasır örneği. Çantalarda falan da çok kullanılıyor. Çok da güzel duruyor. Ama uzun yıllar öncesinden bir örnek. Hocam Nevra beni geçiyor Gülbeyaz. Evet Oya da seni geçecek şimdi Gülbeyaz. Sen biraz daha çene yarıştır. Kaynat dersi. Kaynat dersi Gülbeyaz sen. Oya da seni geçecek şimdi. Sizler konuşuyorum diye ben yanlış yaptım değil mi? Bizimki değişik bacaklı. Salih ha. Nevra'ya bak şimdi. Nevra'ya tam şu anda laf verdin ha. Nevra Salih'i duyuyor musun Salih ablanı? Neslihan'a kaynar benim ipim çok değişik. Sakın deme o şey Lena'dan aldığımız floş gibi olan ipler deme. Deme bir de beni çatlatma. Biz haftalardır, aylardır o iplerden arıyoruz. Bulam önerdi. Bir koli daha da ona da gelmedi. Nevram arkama geç ben korurum seni. Vay be. biriniz Elazığ'dasınız, biriniz İzmir Urla'da. Ben de daha okullar var da. Bahar abla kızar diye susuyorum Salih abla. daha kızmam bu akşam. Bak başım da ağrımıyor. Neşeliyim. Koru beni Süleyman abi Banu abla yazmış Nevra. Can çıkmasın seni. Bak kaynatmaya başladılar kızlar. Kesin elindeki de o zaten çok hızlı örüp yazmayı çok iyi bilir Nevra. Hem örer hem yazar. Nasıl başarıyorsa bir ton laf da yetiştirir. Yok elimde tığ varken nasıl yazabiliyorsun be Nevra? Ben ona şaşırdım değil bari bileyim. bileyim. Anlıyorum. Evet kızlar diğer arkadaşlar. Bak bu dördü beşi burada kaynatıyor öbürleri. Öbür arkadaşların hepsi sizi geçti görürsünüz. Biraz sonra ben bitirdim diyecekler. Diğer işine başladım diyecekler. Onlardan çıt çıkmıyor. Sadece sizin sesiniz çıkıyor. Ben kaçıncı sıradayım? 6. bacak sırasında. Hasır. Zaten moda oldu bir şeylerin üstüne konmak. Neslihan Akaylar. Evet Elizi Tuhafiye işte Kartal'dan biz koli getirttirdik arkadaşımızdan. Çok güzel bir ip. Gülhan da hala onu bekliyor. İpler gelmedi. Koronaya takıldı. Dolayısıyla da ip mağduruyuz şu anda. O ip acayip güzel bir ip. Çok güzel. Filiz işler. Ne kadar yaptın? Çabuk söylemeden gitme. Filiz. Nevra 12. sırada. Dersin başını kaçırınca diyor. Çeneme vurdu diyor. Şeyma Senemoğlu nasıl bir ip ablacım yazmışsın. Çok güzel floşa benziyor ama müthiş kotonu da var onun. Aynı ipin. İhraç fazlası bir ip.
8. sıradayım. Kızım uyandı. 2,5 yaşında. Onun için kalktım geride. Kaldım geride. Olsun, sen yetişirsin. Bunlar çene kaynatıyorlar zaten. Sırf çene, sırf çene. Yarın akşama da kızlar, bu üçgen parçaları hazırlarız. İkisini de hazırlayın. Bir çifti aynı anda yapalım ki biri büyük, biri küçük vesaire gibi sorunlarınız olmasın. En güzel yöntemi odur. Bir çifti aynı anda başlayıp sağ ayak, sol ayak beraber götürmek gayet güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Koyu renkle başladım. Modeli elimde açık renk olmadığı için yarın açık renk aldığımda size yetişeceğim. O yüzden devam etmiyorum örmeye. Tamam. Bakacağız yarın ödevlere. Hadi hayırlısı. Ablana yazmış, bana bak. Nevra hep ipimi çekiyor diyor. Bu akşam çok kaçak arkadaşımız var. Yarın bilgi isterlerse onlara bilgi vermeyelim, tamam mı? Söylemeyelim onlara ne yaptığımızı. Ama yayındayım diyor. Göndereceğim size bitirdiğimde. E tabii ki. Şimdi arka kısmında falan bayağı teferruatı var. Kesinlikle yarın akşam birleştirmeyi devam ederiz. Çok hoş bir birleştirmesi var tabanla. Çok güzel bir şekilde. Sonrasında hemen arka tarafına geçiş yapacağız, topuk kısmına. İsmail Bakar, Ali Özdemir, seyretmek lazım. Tabii ki yayın buranın avantajı o yüzden çok güzel. Hani kalıyor ya, tekrar tekrar izleyebiliyorsun. Instagram'da canlı yayın o zaman ne yapıyor? Hemencecik hani 24 saat sonra kayboluyor, gidiyor, siliniyor. Ben şu çaydanlığımın altını kapatayım. Kızlar, çayınızı kahvenizi aldınız mı? Bakın ben çay bile içmedim. Size yetişeceğim diye ölüyorum. Tekrar bilgileri bir daha vereyim arkadaşlar. Gece canlı yayın yapalım mı? Anladım. Gülbeyaz harikasın. Bir çifti aynı anda yapalım arkadaşlar. Öbür eşini de yapın. Hatta şimdi tekrar bir yüzeysel bilgi vereyim. Şarjımız yetişmeyebilir çünkü yayın epey olmuş süre. Uyarı verebilir bana. O yüzden yayını bitirmeden önce bir daha sayılarını, nasıl başladık, ne yaptık bir daha bilgi vereyim. Berna harikasın kuzum ya. Berna gelmedi mi bizim o iplerden ya? İstesene onlardan. Ya çok lazım. Zaten Gülhan'a bu sefer 6'şer tane lazım. Her renkten, her ipten 6'şer tane olması lazım. Yeşilin örgüleri. Yayından sonra yaz bir tane bana, adresin falan var. Ben sana yeşil pullarını gönderirim istediğin. Hem zümrüt yeşili var hem de haki yeşil var. Yanı sıra bir de dün akşam hep yayın kopuk kopuk oldu. Hani ben de rahatsızdım, görmedim. Yazı akışta bir anda durdu. Çok malzeme soran yazan arkadaşımız olmuş. Evet, malzemeleri tüm A'dan Z'ye. Mesela pullu babette yapsanız, pullu terlikte yapsanız, anahtarlıkta yapsanız veya şu yapmış olduğumuz işlerden tabandı vesaireydi. Tüm malzemeyi kargo ile gönderiyorum. Sonradan izleyen arkadaşlarımız için bu bilgiyi Instagram'dan, WhatsApp'tan her yerden sipariş verebiliyorsunuz kızlar. Onun haricinde ne yaptık? Olayımız nedir? Şunu alalım. Gelir gelmez haber vereceğim. Bekliyoruz Bernacığım. Vallahi çok önemli onlar. Çok güzel ipler. Sonradan yayını izleyip başlayacak olan arkadaşlarım için de şunu söyleyeyim. Ne yaptık? Önce 10 zincir çektik. 9 sık iğne yaptık 10 zincirin üzerine. Bir tanesini dönüşte kullandık. Bu 10 zincirin üzerine yaptık.
Diğer sıraya geçtiğimizde başta ve sonda artırıyoruz sık iğne sırasında. Ayşe'nin şeyi sandı. Evet sen de. Benim. Başta ve sonda artırmalarını yapıyoruz sık iğne sıramızda. Sonrasında her sırada bacak sayısı şu şekilde bir tane bir tane artmış oluyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesela ben de 11. bacak sırasındaymışım. Yani 11. hasır sırasında. Kaç sırada bitiriyoruz Bahar Hanım? Bitene kadar artırıyor muyuz? Evet, bitene kadar artırıyoruz. 16 hasır sırası yapıyoruz. Bacak sırası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hasır sırasını yapıyoruz ve bitiriyoruz. İplerinizi koparmayın. Diğer eşini de yapın. Yarın akşam devam edeceğiz çünkü. 16 hasır sırası yapıyoruz. Genişliğimiz ne oluyor? Genişliğimiz 38-39 ayaklar için 15 santim genişlik oluyor normalde. Bu vermiş olduğum sayılarda 15 santim genişliğe çok rahatlıkla ulaşıyor. Parmak ucundan da şu kısma kadar 10 santim. İplerinizin kalınlığından, gerçi hemen hemen hepimizde aynı ipleri kullanıyoruz genelde. Şu kısımdan, parmak ucundan şu kısma kadar olan mesafe 10 santim. Şurası. Genişlik, maksimum yan genişlik 15 santim. 40 numara falan ayaklarda sık iğne ile bunu çoğaltabiliriz. Etrafına geçeceğim sık iğne sırasıyla. Bir değil de iki sık iğne geçersek, iki sıra sık iğne geçersek ayak numarasına göre uydurmuş oluruz. Hiç ölçüyü bozmadan aynı sayılarla gidebilirsiniz. Şeyde de mesela 36 numarada da bir sıra az yaptığınız zaman 15 hasır sırası yaptığınız zaman genişlikten de zaten 14,5'a düşmüş oluyor. Otomatikman düşmüş oluyor. Bunu da çok rahat ayarlayabiliriz. Ayağı küçük olan arkadaşlar, 36-37 yapanlar da 15 sırada durdurabilirler. 18 hasır yaptım. Niye 18? O zaman çok uzun olmayacak mı Nevra? Niye öyle yaptın? Senin elin de çok gevşek değil aslında. Gayet sıkı, gayet güzel. 18 yukarıya kadar, yani şuraya kadar dayansın istemiyorum ben. Yine geçti beni. Ha 16 sıra, pardon, sırayla karıştırdım. 18. 18 hasırdasın. Tamam. Şimdi uyarı verecek bana yayınım. Biri Nevra'yı durdursun diyor. Yine geçti beni diyor Gülbeyaz'dan. Uçlardaki iplerinizi koparmayın. Bütün olarak o şekilde yarın akşam kaldığımız yerden devam edelim. Yarınki görseli de, canlı yayın görselini de paylaştığım zaman sizler de storylerinizde paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha çok kitleye, daha çok arkadaşımıza ulaşmış oluruz. Ve bu akşam yayına gelmeyen şu sınıf kaçkınları var ya, onlara da kesin 100 metre zincir cezası verdik mi olur. 22 hasır olmayacak mı ablam sıra olarak? Hayır be kuzum, ne sayıyoruz? İşte 16 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hasır sıra. Sık iğneleri saymıyoruz ya. Hani şu bacakların olduğu sıraları sayıyoruz. 16. 22 olunca şuraya falan ulaşır. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Anlaştık mı buraya kadar? Vedalaşalım mı şimdi? Fatma Arslan. Bay. Öpüyorum tatlım seni. Şeyma Senemoğlu. Abla sık iğne döneceğiz mi? Evet döneceğiz. Dur bir daha okuyayım. Okuyamadım. Yazı akışını kaçırdım. Bir daha gelsin. Bir daha okuyayım. Etrafına sık iğne gideceğiz ama birlikte gidelim. Bir tanesine demek istedim diyor. Şeyma, soruyu kaçırdım. Ayşe'nin çeyiz sandığı. Teşekkür ederim tatlım. Daha güzel olacak. Yarın akşam daha güzel olacak. Neslihan ablacığım, öpüyorum ben seni. Alev Özdinçer, iyi akşamlar kuzum. Zuhal'cığım. Evet, Nevra Giyer. Berna'cığım, evet yarın akşam görüşelim kızlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Alev'cığım, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. İnşallah yarın güzel bir sabaha uyanmak dileğiyle. İsmail Bakar,
Adım Elif, yarın akşam görüşmek üzere. Ya ne diye hitap edeceğim? Sen yaz işte 2-3 kere yaz. Adım Elif diye. İsmail Bakar yazacağım. Şimdi hani bir tuhaf oluyor böyle. İki tane öreceğiz ya abla. Birini mecbur koparacağız. Sık iğnesine dönelim mi? İstersen dön ama istersen beni bekle. Koparmana gerek yok ki. İpin birini içeriden çıkartırsın. Birini dıştan çıkartırsın. Dıştan olanı. İki ucunu da koparmadan o şekilde devam edersin. Hiç sıkıntı olmaz. Deniz Koca, tamam 10 santim oldu hocam. Şu yükseklik mi? Bak gevşek gevşek örmeyin, ha söktürürüm ona göre. Evde kal, sağlıcakla kalalım ablam. Evet, aynen, çıkmıyoruz dışarıya. Dilek Mut, iyi geceler bir tane. Hamarat anne, ben teşekkür ederim. Yarın akşam görüşmek üzere. Dostlara, arkadaşlara duyuralım. Storylerde paylaşalım ki daha çok kitle. Akşam yayına gelmeyen arkadaşlara da yarın hep birlikte ceza vereceğiz. Tamam kızlar? Yarın akşam. Takıldığınız yer olursa sorarsınız. Hatta yarım hallerini story'de de paylaşabilirsiniz. Böyle etkinliğimizin ismi biliyorsunuz. Bahar Örgü ile etkinlik vakti. Hürrem Babet. Etiketimizi de kullanarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel olur. Ay Salih Hacım, teşekkür ederim. Sizin ömürlerinize bereket olsun. Çok çok öpüyorum arkadaşlar. Yarın akşam görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.